bir rezalet şöyle rezalet bir kangren olmuş bölge o kangren olmuş bölgede artık e, ilaçla tedavi edilemiyor oranın kesilip atılması lazım bunun anlamı şu Türkiye Cumhuriyeti eğer gerekeni yapmazsa biz bu bölgede çok daha fazla şehit vereceğiz sebebi PKK denen o alçak yapı değil bakın PKK kiralık bir örgüttür kiralık katiller sürüstür. Bunu kullanan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu kullanan Almanya'dır. Bunu kullanan İngiltere'dir ve Fransa'dır. Bu artık bugüne kadar netleşmiş ve nettir. Ve biz maalesef devlet olarak bu ülkelere hala stratejik ortağımız diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bölüp parçalamayı kafasına koymuş. Ve bunu açıkça 2005 yılında Condoleezza Rice denen o kadın ...ağzından açık açık... ...Türkiye Cumhuriyeti'ni beş parçaya... ...böleceğiz diye ifade eden... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...Türkiye'nin stratejik ortağı olamaz. Artık... ...birileri çıksın ve doğruyu konuşsun. Ha diyeceksin ki bunun ekonomik... ...boyutu var. Ne yapalım? Ülkeyi satalım mı? Ülkeyi parçalayalım mı? Artık bu bedel ödenmeli. Bakın orada insanlarımız ölüyor. Orada askerlerimiz ölüyor. Ve bu askerler ölürken... ...ne yazık ki... Avrupa medyasına, Amerikan medyasına baktığımızda iki tane şey çıkıyor karşımıza. Kiralık Amerikan askerleri kullanılıyor. Amerikanın paralı askeri şirketleri kullanılıyor. Şimdiye kadar kışın harekat yapamayan, hiçbir donanımı olmayan bu alçak örgüte birileri yağdırıyor bu malzemeleri. Bu bir. iki koordinatlar veriliyor. Ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde isim vereyim. Brett McGurk denen o alçak, Brett McGurk denen o alçak Türkiye'ye de geldi bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti onu nasıl kabul etti onu da bilmiyorum 2018'lerde. Bu alçak bir dönem kırmızı bültenle aranıyordu. Bu alçağın organize ettiği, organize ettiği bir örgüt Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı savaş açmış durumda. Yani isim veriyoruz. Anthony Blinken denen adam 2019 yılında sözde Türkiye için sözde stratejik ortağımız bedelini ödemeli diyen adam. Ve bunlar geliyor Türkiye Cumhuriyeti'nde birileriyle görüşüyor. Artık yeter. Bu bir. ikinci kısmı. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bunların uzantıları var. Bunları meclise soktunuz. Bunlar açık açık Türkiye'yi tehdit ediyor ya.